saldırıları açığa çıkartmak ve bu saldırıya karşı mücadele aracımızı yani örgütlülüğümüzü yaratmamız gerekmekte. Peki bunu nasıl yapacağız? Avukatlar tarihi boyunca insan hakkı mücadelesi yapmasından feyz alarak tarihin bize yüklediği sorumluluk bilincimizle avukatın hak mücadelesinde görevli değil gönüllü olarak bu mücadeleyi başaracağız. Teşekkür ediyorum. Kısa film diyoruz daha afili olsun diye ama cep telefonlarımızdan çektiğimiz görüntüleri peşi sıra koyduk. Birazdan onları izleyeceğiz. Sadece şunu söylemek istiyorum önden. İzleyeceğiniz olayların hepsi gerçekten yaşanmış olaylardır. Rol alan arkadaşlarımızın hepsi merkez üyemiz ve duyacağınız her şey, altını çiziyorum, gerçekten yaşanmış olaylardır. Benden görebiliyor musunuz? Dur. Meşhur oldum. Her zaman teknik aksaklık olmadan olmaz. Evet. Merkez odası, buyurun. Alo, avukat Akkarım. Telefona bakılıyorum diye. Çok uğraştık arkadaşlarım olmuyor. Avukat Hakları Merkez Odası, buyurun. Alo, avukat Hakları. Telefona bakılıyorum diye aradım da. Tamam. İyi günler, avukat hakları merkezi mi? Makbuz kesmek istiyorum ama üzerinde stopaj yazıyor, KDV yazıyor. Çok emin olamadım, hakkımı da savunmak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz bana? İyi günler, avukat hakları merkezi mi? Geçen hapse gittiğim bir dosyada borçlu sürekli beni tehdit ediyor da ofisimi öğrenmiş, ofisime geldi biraz önce. Bununla ilgili savcılık suç durusunda da bulundum. Bana destek olabilir misiniz? Çok teşekkür ederim, bekliyorum. Tamam. Başvuru formunu doldurduktan sonra destek olabileceksiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Alo, avukat hakları merkezi mi? Kapıdan girerken üstümü aramak istiyorlar. Avukatın üstü aranmaz da hani. Yok efendim, Danıştay'a değil, ara girerken. İyi günler, avukat Hülya Sarsıcıoğlu. Şu anda karakolda ifade için bulunan müvekkilimle görüştürülmüyorum. Yardımınızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. İsminizi söyler misiniz? Avukat Nurşen Şatan'ım. Ayağa kalkıp söyler misiniz? Tabii. Avukat Nurşen Şatan'ım. Efendim. Alo. Merhabalar. Nöbetçi siz misiniz AHM'de de? Biz polislerle kavga ettik. Şimdi karakola götürüyorlar bizi. Hı-hı. Gelebilir misiniz? Niye kavga ettiniz efendim? Yanlış yere park etmişiz. Tamam, buyurun oturun avukatım. İyi günler. Avukat hakları merkezi mi? Benim sevgilim beni aldattı da.
Anladım ama kendisi de avukat olduğu için. Anladım. İki avukat arasındaki işlere girmiyorsunuz. Anladım. Yalnız şöyle bir durum var. Ben burada diğer meslektaşlarımın çıkarlarını savunmak istiyorum. Çünkü başka meslektaşlarımız da aldatabilir. Anladım. Yok yok tamam. Yok yok tamam tamam tamam. İlgilenmeyin tamam. İstemiyorum elinler. Avukat Ekberim'i. Hocam ben dosyayı inceleyemiyorum da o yüzden aradım. Yok mahkeme değil. Büroda inceleyemiyorum. Kafam karışık da. Sizin görevinize girmiyor mu? Peki. Avukat Hanım. Efendim Hakim Bey. Oturun Avukat Hanım. Oturayım Hakim Bey. Dava dilekçesi neydi? Davamızı dilekçemizi... Oturarak söyleyeyim. Oturayım Hakim Bey. Dava dilekçemizi tekrar ediyoruz. Kalkarak söyleyeyim. Dava dilekçemizi tekrar ediyoruz. Alo. Avukat Hakları Merkezi mi? Serkan duruşma sebebiyle diğer adliyedeki dosyama geç kaldım. Taksi parasına destek olabilir misiniz acaba? Unutun Avukat Bey. Gereği düşünüldü. AYM. Alo, iyi günler. Nikahsız ticarette bir problem var. Ben avukat Altan Taş. Yardımcı olabilir misiniz? Tamam, geliyorum. Alo, hala gelmediniz. Bekliyorum ama ben. Geliyorum Altan Bey, çıkıyorum. Tamam, teşekkürler. Avukat Hakları Merkezi mi? Merhabalar, merhabalar. Benim sizden bir ricam olacak. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Ya biliyorsunuz bu avukatlık çok yıpratıcı bir meslek. Çok fazla vakit alıyor. Duruşması bir dert, harzi bir dert. Müvekkille görüş, borçluyla görüş yok. Tebligatı yok, carttı curttu. Gerçekten kendime artık hiç vakit ayıramıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hatta inanır mısınız çalışacağım diye evlenemiyorum. Ya. Lütfen artık bana bir yardımcı olun. Şu konuda bir elimden tutun, bir şeyler yapın ya. Ben yapamıyorum, beceremiyorum bir şey. Siz yardım edin ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Arıyorum Avukat Hakları Merkezi'ni. Beni öne almak zorundalar. Alo. İyi günler Avukat Hakları Merkezi değil mi? Ben adliyeye çok yakın bir kuafördeyim de. Benim saçımı fön çekmek için beni öne almıyorlar. Evet avukatım. Ha. Yalnız şöyle ben buradan duruşmaya yetişeceğim ve hani saçımı öne alırlarsa eğer duruşmaya yetişebileceğim. Bu yüzden bir bu avukatlık hakkınız dedilenmesi durumu. Yani... Çok saçma ama tamam teşekkür ederim tamam. Ben bununla ilgili gerekli yerlere zaten başvuru yapacağım. Alo. Tamam iyiyim. Avukat Hakları Merkezi mi? Ha, merhabalar. Ya müvekkilim gözaltına alınmış. Dağın başında bir karakola getirmişler. Hatta günü görüştüremeyiz bugün diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Değil değil mi? Yani her aşamada görüşebilmem gerekir değil mi? Evet, peki ne yapacağız? Ben Elma Dağı'dayım şimdi. Ha, bir arkadaş gelecek, sana yapacağız. Peki o arkadaş karakol amiriyle de bir görüşme yapabilir. Yapabilir değil mi? Çok teşekkür ederim. 1-2 saate kadar. Olsun, beklerim 1-2 saat. Çok teşekkürler, iyi günler. Buyurun meslektaşlar. Özel dönemin orada kuafördeyim. Size saçlarımı yaktılar, mahvettiler. Avukatsınız değil mi? Evet avukatım Emre. Ünlü bir avukatım. Kalabalık gelin. Peki bana da geliriz. Avukatım. Efendim Hakim Bey. Oturun avukatım. Oturayım Hakim Bey. Dava dilekçesi neydi? Davamızı dilekçemizi... Oturarak söyleyin Hakim Bey. Oturayım Hakim Bey. Dava dilekçemizi tekrar ediyoruz. Kalkarak söyleyin. Dava dilekçemizi tekrar ediyoruz. Belli gün ve saatte hakim değişikliği nedeniyle beyan okunduğu, imzası alındığı dosyasına konulu. Açık duruşma, mahsus yer, mazeret, düzen, vehavet, inzivat, iş yükü. Özetle, bekle, otur, kalk, sus, yaz. Buradan adalet mi çıkar, zulüm mü? Önceki beyanlarımı tekrar etmiyorum. Bu yeni bir duruşma ve ben yeni bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şu an çok heyecanlıyım. Eğer bir kusur edersem, görmezden gelirseniz, yüzüme de çıkışta vurmazsanız çok sevinirim. Çünkü ufak bir mecra, hepimiz birbirimizi tanıyoruz. En kötü ihtimal kafanızı çevirip geçerseniz, hani o da iş görür yani.
O yüzden şimdiden beni dinlemeye lütfunda bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Ben AHM'nin 3 yıllık üyesiyim. Bu 4. yılım AHM'de ve benim AHM'deki olayım anılarımı anlatmak. Bütün kurul toplantısı bittikten sonra her konuda söyleyecek bir sözüm olduğu için benim bununla ilgili bir anım var diyerek söze giriyorum. Arkadaşlarım alıştı. Sizi de çok sıkmamak adına aslında ben ilk başta böyle konuşmacı olarak yer aldığımı öğrenince Sevinç'ten başkana sarıldım. Yani öyle bir işte yani bu da benim tarzımı birazcık size anlatmakta herhalde fikir vermiştir. Fakat çok ciddi bir hazırlık yaptım. Sonra başkanımız gelip bize dedi ki ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Avukatlar avukatla mı öğreteceğiz? Öyle bir şey yok. Gayet sıcak bir şekilde birazcık merkezimizi tanıtırsak bizim için çok iyi olur. Bu da beni çok rahatlattı. Dikkat etseniz rahatlamaya da çok müsait bir yapım var. Her söz hemen beni alıyor o zaman ya falan diye çok rahatlıyorum. O yüzden ben size biraz AHM'ye girişimle ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Ben ilk çok da geçmişe gitmek istemiyorum ama mezuniyetimden itibaren anlatmak istiyorum. Başkent Üniversitesi mezunu. Aslında 86'da Ankara'da doğdum. Oraya da giremiyorum ama uzatmak istemiyorum. Ben mezun olduktan sonra babamla staja başlayabilmek için temiz kağıdı almak üzere adliyeye geldik. Babam da işte bakıyoruz falan. Ya dedim insanlara yazık ne biçim yer burası, taş bina falan. Bu ne alaka? Babam da dedi ki sen de burada çalışacaksın. Ya dedim baba dalga geçme insanlarla yazık günah benim burada ne işim var falan. Ben zannediyorum o zaman Çukurambar, Çankaya oraların başka bir adliyesi var. Burası da işte böyle ne bileyim Sıhhiye Ulus falan bakıyor. Çok yani çünkü gerçekten aldığım kıyafetler uygun değil yani gerçekten. Benim hayalimdeki avukatlık da yani Umut'un anlattığından hiçbir farkı kata daha da havalısı. Ben hani Umut Hakim Bey diyor mesela ben itiraz ediyorum Sayın Yargıç falan diye düşünüyorum kendimi. O, yani bir şekilde tabii başladık. Sonra adliyenin staj dönemi boyunca her koridorunda bir ağlamışlığım var. Çünkü kime gülümsesem ya telefon numarası istiyor ya da tersliyor. Yani hani çok çirkin bir ortam. Böyle ne olduğunu da anlayamadım. O an idrak ettim. Hani adliyeyi neden taş bina yaptıklarını idrak ettim yakmayalım diye. Çünkü ben yakacağım. Çıldırdım yani o kadar çirkin bir ortam anlatamam. Ondan sonra staj dönemimizde gerçekten bize çok destek olan danışmanlarımız vardı ki hani bizim danışmanımız çok özel benim için. Çünkü gerçekten saçma sapan bütün taleplerime kırmadan bir şekilde cevap verdi hani bizim danışmanımız ve bize daha stajdayken avukat hakları merkezi anlatıldı. Biraz da hayalperest bir yapım olduğu için bu avukat hakları merkezi anlatılırken hep kendimi böyle bir başkan pozisyonunda herkese böyle diyorum sen şuraya git sen şunu yap. Öyle bir kurul da yokmuş. Biraz canım sıkıldı açıkçası. Daha böyle sıcak bir ortam var. Hani ben başkan olursam biraz böyle hiyerarşi, koltuk falan olmadı. Canları sağ olsun, olsun. Önemli değil. O da olacak inşallah. Avukat Hakları Merkezi. Hafıza sığınarak tabii şaka bir yana. İnşallah kuruldan atılmam bu konuşmanın sonunda. Yani sen teşekkür ederiz deyip göndermezler inşallah. Benim kurula tanışmam şu şekilde oldu. Saçma sapan ve herkesi dolandıran bir firmanın vekilliğini aldım ki bunu hayatta o zaman en büyük başarım olarak görüyorum. Çünkü 3 aylık avukatım çok muhteşem bilgilerle donatıldığımı düşünerek hemen ofis açtım. Bir tane bile müvekkilim yok ama düzenli giderlerim var. Bir şirketle anlaştım ve hani gerçekten hiç yani şunu da sorgulamadım. Arkadaş yüksek lisansım yok. Başkent Üniversitesi'nden 2.01 ortalamayla mezun oldum ve neden ben? Yani bir anonim şirket... Yani referansım da yok işin açıkçası. Ama o kadar eminim ki diyorum ki ya ışık keşfetmişlerdir falan. Gittim. Adam bana ilk günden senetleri veriyor. 50 bin, 100 bin. Ya gerçekten benim için çok büyük bir rakam. Diyorum ki tamam ya iyi valla buradan iyi para gelecek falan. Masraf ya masraf yok onu sen halledersin. Şimdi bir kere de almışsınız. Hani o intibayı bozmak istemiyorsun. Ben hallederim, ben hallederim. Ya bir baktım 3 bin, 4 bin. Gerçekten benim boyumu aşmaya başladı masraflar. Masrafı istiyorum, şirketten şirkette bir papaz olma durumu oldu. Sonra bana hakaretler, tehditler. Ben işte ilk o zaman, hep avukat hakları merkezi hayalimde var ama daha böyle çok yeni bir avukatım. Tabii ki hani tecrübem yok, kendime faydam yok bir kere. İnsanlara nasıl bir hani yardımda bulunayım. Bu tehdit olayı da başıma gelince ağlaya 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 baroyu aradım. Barodakiler ben öyle o kadar ağlayınca başkanın cep numarasını verdiler. O zamanki başkanımız Ünal Dinç'e. Ağlamaktan telefonda derdimi anlatamadım. Hatta yazık adamcağız ofise gel dedi. Gelemem çok kötüyüm dedim. O benim ofisime geldi. Yani arkadaşlar bunu kullanın. Bakın avukat hakları merkezinde naz geçiyor. Gelemiyorum dediniz mi onlar gelir. Ben de işe yaradı deneyebilirsiniz.
Adamcağız geldi ve gerçekten utandım kendimden. Çünkü hani yaşını bilmiyorum, mübalağa olmasın ama gerçekten çok büyük yaşta. Hani şimdi şey yapmayayım. Yani geldi, böyle bu sefer tabii anlattım falan durumu. Bana dedi ki seni çok yetkili biriyle görevlendireceğim. Oradaki ağlamalar beni kesmedi. Görevlendirildiğim Kaya Yelek, daha sonradan bizim başkanımız oldu. Kaya Yelek'in ofisine gidip 2 saatte orada ağladım ve adamın randevusu varmış. Bana derdini anlat diyor, ben derdimi ağlamaktan anlatamıyorum falan. Sonuç olarak bana verdikleri akıllarla hemen işte bir avukatı kurtarabilecek benim tarafımdan ihtarnameler hazırlandı, çekildi, bilgiler verildi. İşte masraflarınızı da ödemediğiniz için yapmıyorum tarzı dosyadaki hani birazcık sorumlulukları hafifletmek adına. Ondan sonra aynı ağlamalarımı bir de benim hakkımda tabii suç duyurusunda bulunulduğu için Sayın Savcımız Mevlüt Bey vardı o zaman. Bir de ona gittim ağladım. Adam bir yerden sonra benim ifademi almaktan vazgeçip nereli olduğumu, annemin babamın ne iş yaptığını, kaç yaşında olduğumu, evli olup olmadığımı falan. Yani hani kötü anlamda değil ama gerçekten üzüldü bana. O işten hani savcının da yönlendirmesiyle aslında gidip bu adam hakkında bir suç duyurusunda bulun dedi. Bir baktım adamın benden önce de 16 tane benim yaşımda bayan avukatla kavgası var ve hepsi şikayetçi olmuş. Bir ben böyle, bir bak avukatsın, yani TC'si yazıyor. Yani adliyeye gidip sorgulasan şimdiki kadar sıkıntılı da değil. Herkes yardımcı olur ama yok işte. Ama bu güzel bir şey vesile oldu. Hani çok korktum, ağladım. İnanın anneme babama bile anlatamadım. Çünkü annem biraz panik bir kadın. Babam üzülecek diye. O an böyle gerçekten benim hayatımda en samimi olduğum herhalde insanlar topluluğunun onlar olduğunu o an hissettim. Ondan sonra 3 yıl süren bir çalışmamız oldu. Hani çok kurula muhteşem faydalarım oldu diyemem ama kendi çapımda elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim. Devamında benim bu sıcak yuvam seçimlerle birlikte bozuldu. Yani benim çok güvendiğim başkanım, arkadaşlarımın bir kısmı alınmadı falan. Baro siyasetine çok uzak bir insan olarak o kadar bu duruma sinirlendim, o kadar sinirlendim ki tabii şimdi ayıptır söylemesi divan üyesi de olarak gittim. Yani küçümsemek için söylemiyorum ama sonuçta ben divan üyesiyim ve... Yok yok, sıkıntı değil. Yani Umut Düzü'ye mesela, Umut Düzü'ye. Ben divan üyesiyim. Başkanımıza gittim dedim ki, siz dedim bizim kurulumuzda çalışmadınız bile. Sizi dedim başımıza kim getirebilir falan ve gerçekten beni bir kez daha utandırdı. Ama hiç şaşırtmadı Avukat Hakları Merkezi. Başkanımız gerçekten sen kim oluyorsun demek yerine ki diyebilirdi. Şunu söyledi. Selin'cim haklısın. Beraber el ele verelim. Sen de bize anlat bildiklerini. Biz de katkımızı sağlayalım ve gerçekten yerin dibine girdim. Yani keşke dedim o an onu şey yapmasaydım o kadar. Bir de çok tatlı, çok kibar, çok güzel. İnsan kızarken de üzülüyor. Yani diyor kızmayayım hani insan kızamıyor da istese de. Ama devamında hani bütün yeni üyelerimiz, hatta bir tane kurul üyemiz Gökhan Çalan diye bir arkadaşımız var. Adam her şeye muhalefet. Bir şey söylüyoruz, hayır öyle değil. Bir şey söylüyoruz, hayır olmaz. Bir şey söylüyoruz, ne alakası var falan. Dedim ki ben herhalde istifa edeceğim bu kuruldan. Ve şu an gerçekten en yakın arkadaşlarımdan biri. Yani gerçekten ne zaman bir derdim olsa başımda, hani her zaman böyle başım sıkıştığında bir telefona gelecek kadar yakın hissediyorum kendisini. Bu Avukat Hakları Merkezi'nin yeni işleyişinden sonra, biz alıştıktan sonra, bize böyle bu kadar yardımcı olduktan sonra Allah'ın bir hikmeti, 3 yıl aradan sonra da kaldığım performansıma geri dönerek bir hakimle bayağı ciddi kavga ettim. Ve devamında hani bunu kurula anlattım ama şey demelerini bekliyorum. Tamam Selin'cim sana birini atayalım da sen hallet. Ya bir olay oldu. Herkes bir toplandı. Böyle hakimin odasının üzerine yazılar asıldı. Hakimle gidildi konuştu. Hatta bir tane meslektaşım ve hiç tanımıyorum kendisini. Hakimle tartışırken aradan girip ben sizi tanıyorum. Siz tam olarak böyle bir hakimsiniz dedi ki. Dedim ki ya bir insan bunu neden yapar? Ya beni tanımıyor. Yani hani hakimde çok fazla dosyaları da var. Kendisini niye öne çıkartıp atsın? Sonradan onunla da çok yakın arkadaş olduk. Hani Serhan'a da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir, yani bu anladığım kadarıyla üyeler geliyor, geçiyor. Herkesin faydası dokunuyor. Her zaman hani kalbimizdeler, saygı duyuyoruz ama gerçekten bu AHM'nin yapısında var sanırım. Gerçekten çok farklı bir kurul ki hani ODTÜ'lü ve hani soldan içeri girip çıkmış bir anne babanın çocuğu olarak meslekte hiçbir dayanışma görememiştim. İlk yıllarda herkes böyle bir çok aptal sarışın muamelesi yapıyordu bana. O zamanlar sarışındım tabii, bunu da takdir etmişsinizdir diye düşünüyorum. Devamında her zaman şey diyordum, yani böyle bana kimse yardımcı olmuyor, polis arkadaşlar bana yardımcı oluyor falan diyordum. Buraya kadar gerçekten
burada hakikaten mesleğin ne olduğunu, ne şekilde hani bu insanlara yardımcı olabileceğimizi öğrendim. Hatta bir ara bir yargılanma durumumuz oldu. Benim için hani yardımcı olurlarken iyi, ben yargılanınca ya ben çıkacağım kuruldan, bu ne ya falan da demiştim var. Ama tabii böyle aralarda söyledim, yüzlerine söylemedim. Ne alaka Tuncay kim ya, niye biz niye ya, ne alaka falan dedim ama. Sonra yok arkadaş bu bizim davamız falan diye de çark ettim. Şu an bunu duyan arkadaşlardan da özür diliyorum. Arkadaşlarla böyle konuşmuşluğum var. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Yani bakıyorum başka bir şey de yok herhalde. Ha bir de son olarak bir şey anlatmak istiyorum. Bu kurula girdikten sonra ikinci günümde yani beni kurula üye olarak aldıkların ikinci gününde bir avukatın ofis araması için görevlendirildim.